into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax. All your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the... Günaydın, selamlar. Aslında neredeyse öğlene geliyor ama ben bugün birazcık uyanamadım, geç kalktım. Vlogların arasını açarak ilk başta babamı, sonra böyle diğer takipçilerimi sinirlendiriyorum. Farkındayım, evet. Ama şunun etkisi oldu. Tabii herkes evde olunca, burası bu arada ışığı en iyi olan yerlerden bir tanesi. Yukarı katta bir alan var, boş alan aslında. Ama eko çok fazla. Denedim orada çekmeyi. Orada mümkün değil. Ondan sonra bizim kendi odamızda aşırı karanlık. Yani şu an için bir düzenleme yapmadan orada mümkün değil. Bugün aklıma bir fikir geldi. Bir tane aslında kullanılmayan misafir odası gibi, Rafi'nin abisinin odası gibi geldiğinde kullandığı bir oda var. Orayı sadece arka plan olarak kullanabilirim dedim. Ondan sonra bana böyle bir şevk geldi, dur kameram neredeydi falan diye. Motive oldum, dur bir dakika çekeceğim, vlog çekeceğim diye. Gerçi orada vlog değil de Almanca'ya nasıl çalışıyorum hakkında olur, başka şeyler olur. Daha böyle hani oturduğum, sohbet ettim ya da işte bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sabit olduğum videolar için bence süper oldu. Olmadı. Sonradan nişasta ekleyince minik minik topaklar oldu. Anladın mı? Hı hı. Ama zaten bunu Salih de yapılmıyordu. Ben dar kenardan rulo şeklinde sarıyorum. Mükemmel çay tabağı çalışmam. Hepsi ayrı büyüklükte. Şimdi muffin kabını yağlayacağım. Benim hamurların kenarları tabii biraz Allah'a emanet oldu ama açma konusunda iyi değilim. Çay tabağı büyüklüğüm bence yeterince çay tabağı büyüklüğü değildi. Birazcık küçük geldi ama artık yapacak bir şey yok. Bu kadar oldu. Elimden gelen bu. Kaşıkla koydum başta ama geri kalanları güya spatula yardımıyla koymaya çalışıyorum. Pek başarılı değilim. Neyse, umarım lezzetli olur. Yine tipini kötü yaptım ama lezzetli bir yemek olur diye umuyorum. Öbür türlüsü fena. İşin en gıcık temizlik faslı da bitti. Ama şundan korkuyorum. Yağ piştiğini anlamazsam. Çünkü belli bir dakika vermemiş. Kenarları kızarana kadar diyor. Kenarlar kızardıktan sonra üst tarafta birazcık ızgarada pişireceğim ki iyice böyle yansın üst kısmı ama ne güzel anlattım değil mi? Tabii üstünü yakma işini birazcık abarttım sanırım ama zavallı. Fena olmadı. Acaba tadı nasıl? Üstünün tabii birazcık yanması gerekiyor aslında. Benimki gibi aşırı değil. O aşırı yanan kısımları aldım zehirlenmeyelim diye. Ama Nata fotoğraflarına bakınca aslında diğer insanların da yanmış benimki kadar. Olmasa da o yüzden birazcık rahatladım. Robin koş hadi. Bir şey unuttum. Thank you.
There is some animal that makes a path here. Ha. Galiba tavşan. Ya tavşan yaptı galiba yol. Evet. Evi nerede acaba? Bilmiyorum. Ormanda galiba. Anlamıyorum. Bugün film gecesi yapıyoruz. Evet. Pizza ile. Pizza fırında. Bugün en tembel günlerden bir tanesiydi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Benim için de aynı şekilde. Rafi için de aynı şekilde. Hadi ben en son bir video editledim. Ama ikimiz de böyle çok uyuşuktuk bugün. Evet. Uyuşuk ne demek? Bilmiyorum ama... I know what you want to say. Tahmin etsen ne dersin? Evet. Evet. Tahmin et is guess. Ha evet, tahmin et. Tahmin edebilirim. Tahmin edebilirim. Geçen sefer biz kendimiz yapmıştık ama bu sefer kolaya kaçtık. Ne izleyelim? Totoro'yu mu? Totoro. Tamam. Bu sarımsak ne bu kadar sarımsak? Sen nereye? Don't judge me. İngilizce konuşmuyorduk hani. Ama... judge ne demek? Yargılamak. Yargılama bana. Beni. 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 Memur musun? Memur. How do you say judge? It is something hakim, like that. Hakim. Hakim, ha tamam. Muhteşem tipim ne? Şiş gözlerimle muhtemel şiş gözlerimle. Doğru düzgün aynaya da bakmadım. Yüzümü yıkadım sadece. Robin'i şey kontrol ettim ya. Bazen elimi bu mikrofonun olduğu yere koyuyorum. Hiçbir şekilde ses duyulmuyor oluyor. Kaç tane öyle videoyu maalesef silmek zorunda kaldım. Ona dikkat etmeye çalışıyorum da. Bir de inşallah çok rüzgarlı değildir. Burası iyi ama şu tepeden sonrası bayağı rüzgarlı oluyor. Robin'i sabah yürüyüşüne ben çıkardım. 2 gündür ben birazcık daha fazla uyuyordum. Rafi çıkartıyordu vesaire. Kahvaltıyı hazırlıyordu. Ama şunu fark ettim. Hani ben erken kalkıp Robin'i yürüttüğüm zaman eve döndüğümde işte kahvaltıyı yediğimde daha böyle işe hani bir şeye başlamaya hazır hissediyorum kendimi. Vlog olsun. Geç son zamanlarda vlog çektiğim söylenemez ama işte ders çalışma olsun. Herhangi bir temizlik işi olsun. Başka bir şey olsun. Dünkü yalnız 2 yokuş çıktım hemencecik nefesim kesildi. Bu da sporcu kişiliğimi yansıtsın. Robin diyor ki sen kimle konuşuyorsun diyor. Senin kulakların meşhur olmuş. Herkes kulaklarını çok seviyormuş. Şimdi bak çok rüzgar geliyor. Heidi'nin köpeğiymişsin diyorlar. Ne diyorsun bu duruma? Heidi'nin köpeği dedeydi şişman. Ben gencim yakışıklıyım da. Her ne kadar sen de dede gibi dursan. Küçüklükten de be dede gibi duruyordu. 3 yaşındasın galiba değil mi Robin? Koşalım mı Robin? Rafi düzgün düzgün yürütüyor. Ben çocukları delirsen her zamanki gibi ben bu misafirlikte çocukları yatakların üstüne zıplatan, delirten, kudurtan kişi ben. Ne diyecektim? Yine yere oturup konuşmam. Hayır gelme! Hayır! Otur sen de hadi. Sit. Peki. Kafana koyayım mı kamerayı şöyle? Animal abuse. Heh. Çocuğum bir dur. Ne diyordum? Dün piknik yaptık. Ben İspanyolların... İspanyol değil. Portekizlerin meşhur natasını yaptım. Ne yapıyorsun? Aşırı güzel oldu. Tarifi Kevser'in mutfağından buldum. Videolu bir tarifti. O yüzden böyle herhalde 700 kez falan izlemişimdir. Milföyü nasıl sardı, onu nasıl içine de kattı, ondan sonra sıvı mıydı, katı mıydı ama gerçekten tadı çok güzel oldu. Gerçi orijinal lezzeti deneme
Şansım olmadı. O yüzden aslında neyle karşılaştırıyorum belli değil. Bir kez Kadıköy'de nata yemiştik. Neredeydi? Levantin diye bir kafeye gitmiştik. Böyle orada her ülkeden, belki hatırlarsınız çünkü vlog çekmiştim orada da. Her ülkenin meşhur tatlısını servis ediyorlardı. Biz de başka tatlıları seçtik. Nata bize şey gelmişti. İkram olarak gelmişti. İnşallah rüzgardan beni duyuyorsunuzdur. Böyle tekrar tekrar konuşmak o kadar gıcık ki. Öyle Nata çok güzel oldu. Tamam biri bizi sıkıldı. Hadi gidelim. Kamerayı ne kadar suratıma yaklaştırıp konuşmuşum. Bir izleyeyim dedim rüzgar sesi çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Geçen iki videoda da böyle hani Göksu ne kadar güzelleşmişsin falan diye birkaç yorum aldım. Bence kesinlikle ışık ve açının etkisi. Gerçekten bence ben aynıyım. Hatta böyle yüzün güzelleşmiş dedikten sonra benim tabii ki de cildim durur mu? Hemencecik şurada bir 5-10 tane sivilce patlattı. Şimdi düz bakıyorum ya, daha çok böyle bu taraflara baksam daha çok anlaşılacak böyle yüzümün bozuk olduğu. Şansım bu yanaklarımdaki şuralardaki konuşunca pek gözükmüyor. Öyle bence tamamen kameranın açının. Robin nerede ya? Çocuğum. Robin? Girdi mi eve? Benim peki outfit'im. Ben tabii konuşunca kamerayla uzun uzun sıkıldı. Bizim odamız şu bu arada. Karanlık olduğu için keşke orada daha çok çekim yapabilsem. Bir de şey var. Şimdi saçma bir şey söyleyeceğim. Böyle misafirliğe falan gittiğimizde annem beni hep şey diye tembihlerdi. Başkasının yatak odasına, başkasının odasına girme. Hani bütün odaları görebilirsin şöyle kapıdan. Kapını uzatabilirsin ama yatak odası olmaz. Böyle o yüzden enteresan bir şekilde yatak odasına karşı şeyim. Girilmez falan. Halbuki ben eskiden hani bütün videoları odamda çekiyordum. Bir de odayı düzenlememiz lazım. Aslında o konular eğlenceli şeyler ama şu anda IKEA'dan sipariş etsek bile 17 Nisan'dan sonra kargoya verilmeye başlanacak. O yüzden hani sipariş bile etmedik aslında. Alacaklarımız aşağı yukarı belli. Efe'nin çalışma odasında gardırop duracak. Onu göstereyim içeri girip bari hazır uyuyorken. Şimdi şurayı birazcık açalım. Işık gelsin. Bu dolabı böyle çok kısaca göstermiştim. Sol tarafını tamamen temizledik, boşalttık. Rafinin böyle ıvır zıvır şeyler vardı. Rafinin de kıyafetlerini bayağı bir azalttık. İşte bağışlanacakları ayırdık vesaire. Şimdi bu kitaplığı düzenlemem gerekiyor bir. Bunun yerine burada da böyle bir kitaplık var. Hatta ben düzenlemeye başladım. Animeleri başka bir yere koydum vesaire. Bunun ikisinin yerine bir Billy almayı düşünüyorum. Kapaklı Billy, toz almayan. Öncelikle karışıklık için özür ama burayı boş bulmuşken göstereyim dedim. Burada da kocaman bir aslında çalışma bilgisayar masası var. Ben de aslında masaüstü bilgisayar istiyorum. O yüzden bir tarafa Rafi'nin bilgisayarı, bir tarafı benim bilgisayarım diye düşündük. Buradaki iki kitaplık tek bir bilye toplanacak. Bir de aslında en büyük problem, hani problem değil de nereye koyacağımızı bilmiyoruz, nasıl ayıracağımızı bilmiyoruz. Burada böyle iki katlı ranza var. Bu Rafi'nin iki ablasının sonra Rafi'nin kullandığı bir yatak. Aslında baya baya eski ve iyi bir marka olduğu için hani böyle hoba atalım ya da birine verelim gibi bir durum söz konusu değil. Tek sıkıntısı şuradan bakınca anlayacaksınız. Buradan aynı şekilde ayrılamıyor ranza. Dolayısıyla hani bir marangozluk işi lazım. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Şu an neyi çekiyorum belli değil. Rafi'nin ablasıyla birazcık konuştuk işte. Neyi nasıl değiştirebiliriz diye. Ben Burcu'yla o böyle şeyleri seviyor. Hem de zaten işi gereği. Aslında hani iç mimar değil de şehir bölge planlamacı ama evi de planlıyor. Dedik ki şuradaki dolabı bu arka tarafa alın. Anlatması birazcık zor tabi. Hani soyut soyut anlatıyorum. Göstermem lazım işte alacaklarımı vesaire. Ama buraya gelecek olan şey aslında bir tane bili. Kitaplık benim çalışma masam. Ben de bilgisayar sipariş etmek istiyorum. İşte masaüstü. Daha böyle hani hem vloglar için hem kendi işim için daha yararlı. Çünkü laptop aldıktan sonra 2 sene sonra 3 sene sonra bir şekilde ölüyor. Yavaşlıyor, batarya problemi oluyor vesaire. Onu istemiyorum. Benim niyetim tabii hani bir şeyleri sipariş verdikten sonra IKEA'dan
Geldikten sonra ürünler, ondan sonra biz onları kurarken vesaire vlog çekmekte, ama yani hani şu an 17 Nisan'a kadar kaç gün var? Ondan sonra bir de 17 Nisan'dan sonra ne zaman gelecek acaba? Ben kıyafetlerimi bu dolabın sol tarafına koyacağım aslında. Hala koymadım. Hala. Çünkü bu dolabı hareket ettiririz diye, ağırlık olmasın, işte sorun olmasın, yaptığım şeyler bozulmasın diye yine bekliyorum. Dolayısıyla göçebe hayatım devam etmekte. Şey var Allah'tan odada. Askılık. IKEA'dan yine onu almıştık. Askılık değil, onun adı ne ya? Clothing rack diye geçiyor. Onu kullanıyorum. Hani günlük kıyafetler için vesaire. Ama böyle işte annemin verdiği ekstra havlular, onları mecbur hala daha bavulda tutuyorum. Vakumlu poşetin içerisine koymuştuk. Bu arada aslında burada yaptığım büyük değişiklik, bu koltuk burada değildi, tekli koltuk. Salonda duruyordu, bu çok kullanılmıyordu. O yüzden bunu buraya getirdik. Arkamda da böyle büyük bir konsol vardı, rafinin ıvır zıvırı. Onun hepsini temizledim, düzenledim. Yine verilecekleri ayarladık yani beraber. Rafi de böyle birazcık benim gibi aslında. İşte ya bunun anısı vardı, ya bunu vermesek de olur, İşte bu kalsın, belki işimize yarar. Ama bana böyle gelince, ben de böyleyim ama bana gelince her şey böyle atasım geliyor. Hani çok küçük, minimal takılmak istiyorum. Bence elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bayağı boş dolaplar, boş çekmeceler kaldı. O da holde duruyor, onu oraya aldık. Yatağın üst kısmı için şu zaten yatak başlığıyla kapatılacak. Şuralara 3 tane, hatta oraları kapatacak şekilde resim asacağım. Şu elektriği kullanabiliriz. Gece nightstand'in yanına, şifon yerin yanına. Üstünde yani duracak. Şurayı kapatmamız lazım. Sanırım sadece bir bu, iki de şu köşedekini kapatmamız lazım. Selamlar. Bugün Rafi ve Rafi'nin saçı bize eşlik edecek. YouTube'dan erkek saçı nasıl kesilir, berberler nasıl yapar diye baktım. Çünkü Rafi sen yapabilirsin dedi. Sonra izledikten sonra vazgeçtim. Yapamam. Makine olsa kenarları Yapabilirsin. yapabilirim ama makasla yapamam. Ha burayı kestim diyelim, arkayı kesemem. Ama şimdiden daha güzel olacak neredeyse. So, Her türlü. like, it can't be worse Anladım. Bence yok. Bence daha worse than olabilir. Ben yaparsam. this. Mesela bugün aslında söz vermiş bulunduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu karantina günlerinde evdeyken motivasyonunu nasıl sağlıyorsun? Motivasyonu nasıl sağlamalıyız? Gibisinden mesajlar, yorumlar aldım. Aslında bu benim alanım değil, Rafi'nin de alanı değil. Yani tavsiye verebilecek konumda değiliz ama belki biz ne düşünüyoruz? Bunun üzerinden konuşabiliriz diye düşündüm. Demin de Rafi'ye sordum, hani söylemek istediğim bir şey var mı diye. Evdeyken motivasyonu nasıl sağlayabiliriz? İşte evdeyim, bütün gün Netflix izliyorum, ondan sonra hiçbir şey yapasım gelmiyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ne önerebilirsin sorusuna belki bir cevap olur diye düşündüm. Bir de şu. My thoughts on this? Evet, bir tane video izlemiş aslında. Meşhur bir şey. Astronot. Astronotun videosu. Bu 2 dakikalık. Çok çok iyi bir o çok iyi şeyler dedi. Şeyleri Neden dedi. bahsediyor mesela? Ben şöyle çok azıcık izledim ama 2 dakika Aa, olmasına rağmen. ama İngilizce ya da Almanca diyebilirsin. Türkçe tamam. bilmene gerek yok. So for me personally, because I am a person who likes spending time at home, usually it's not very difficult to stay productive. Even in this time of quarantine. So, but for other people, I think it's very difficult, especially if you don't have bahçe yok. Yoksa çok zor olabilir, değil Yani mi? biz çok şanslıyız yani. Biz çok şanslıyız burada. Evet, Evet. evet, Merkezde evet. zor olabilir mesela, çünkü herkes küçük in their small apartments, daire. Evet, so herkes dairede şimdi oturuyor. Very depressing, it's very Evet. psikoloji için çok kötü galiba, değil mi? I think especially in this time it's important to see this as an opportunity rather than a, Evet, ya hapishane gibi değil. Prison gibi çünkü değil. herkes herkes değil ama çok insanlar kaplumbağa gibi şimdi düşünüyorlar. Böyle
Everybody is going back into their shell and kind of waiting the crisis out until they can finally go out again, because people kind of don't know how to stay productive in this time, how to kind of continue living, like even have a sense of purpose in their lives, you know? Ya şunu da ben sevmiyorum. Evdeyim, işte çok productive olmam lazım, çok verimli olmam lazım, sabah akşam çalışayım, işte dil öğreneyim, bir şey yapayım. Hani bence bu da zararlı. Dengeyi bulmak gerekiyor, balance. Evet, yani tabii. Çok productive de olamazsın. Tabii ki de çok iyi günler değil bunlar aslında. Hani korkutucu günler, işte stres var vesaire. O dengeyi bulmak önemli. Hani sürekli verimli de çalışamazsın. Ama hiçbir şey yapmadan bütün gün dizi de izlememelisin. Hı-hı. Anlayabildin mi? Hı-hı. Bu kadar galiba. Başka? Ya. Kaiserschmarrn yapmaya çalıştık. Tam olarak iki kez. İki kez de olmadı. Bir tanesinde... neyde yanlışlık yaptık? Şimdi süt ve yumurta sarısırlar. Sarılarını kızarıyoruz. Karıştırıyoruz, evet. Tamam, kapat. Ben kivi peynir yemek istiyorum. Zoom yaptım. Ne yaptın? Zoom. Biraz altı yandı. Aslında onu gösterebilirdik. Daha az pişirseniz bu kadar yanmaz derdik. Yine yiyebildik oraları keserek ama. İkincisinde de tava. Fırında yaptık ama tavada ısıtmadık. Ama yapacağız. İnşallah yarın evet, yapacağız. Inşallah dünden olur. Ben tatlı yapmıştım. Onu bugün yeriz diye bugün yapmıyoruz. İnşallah yarın. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Sen bir şey istedin mi? Demek istemiyorum galiba. Tamam o zaman. Videomun outrosunu yapabilir misin? Vlog'un outrosunu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz falan filan diyorum ya ben hep. Tamam. İzlediğiniz... Evet, what was the word? İzlediğiniz için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şey gibi oldu bu. Böyle kınada işte. Kınada değil mi? Yani tabii. Millete gidip merhaba ben damat. Evet. Merhaba ben damatım. Damatım dedim. Damadım evet. Değil, damatım. Damadım doğru mu? Doğrusu damadım. Yumuşuyor da. Aa ben yanlış dedim o zaman. Evet. Bir de Kerem abi ya yanlışlıkla. Tamam yeter. Komik değil. İki hafta boyunca falan Kemer abi demiş. Yine geldim videoyu kapatamadan tabii ki de editing yapıyordum. Son bir kısmı da eklemek istedim. Bir şeyler konuşmak istedim tekrardan. Bir de mini alışveriş videosuyla geldim dünyanın en mini alışverişi. Rafinik ablası DM'e ya da DM'ye gitmişlerdi. İşte Gratis'in bir benzeri hatırlarsanız Almanya'dayken habire gidiyordum. Burada da DM var bir de BIPA var. Avusturya'ya özel. Her neyse benim İstanbul'dayken taram kırılmıştı. Ondan sonra burada taram yoktu. Geçenki vlogda söylemiştim. Bir de kremim de yoktu benim. Gerçekten son böyle bavuldan ağır olduğu için birkaç şey çıkardığımı hatırlıyorum. Ama orada ne çıkardım ne çıkarmadım çok böyle flu bende. Maalesef ki çıkardığım şeylerden bir tanesi de kremdi. Ne yüz kremi ne el kremi hiçbir şey olmadan gelmişim buraya. O yüzden Penate'nin bunu genelde bebişler için kullanıyorlar böyle pişik olduklarında vesaire. Hem yüz hem de vücut kremi gibi bir krem istedim. Yüz hem de vücutta kullanabileceğim bir krem olsun istedim. Zamanında da bu Penate'ni duymuştum böyle bebişler için kullanılıyor. Hani hem hassas ciltlere iyi hem de sivilce ciltlere vesaire iyi diyorlardı. O yüzden onu hatırladım. Herhalde bu 6-7 euro o da kaç euroydu? 11 euro falan olması lazım ikisi bir yanlış olmasın. Şu an onu TL'ye çevirince bir kötü hissettim niyeyse. Efendim? Ben kızlarla Robin'le gidiyoruz. Köpüşle mi? Köpek. Tamam ben videoyu bitirmem lazım. Hadi görüşürüz. Finish bas. Öyle elim çok kuruyor. Sağ elim aşırı derecede kuruyor. Hatta şurayı görebiliyor musunuz? Şurada böyle bir kırmızılık oluştu. Bilmiyorum böyle hani deli gibi bulaşık da yıkamıyorum. Ama elimi sık yıkıyorum. Belki onun etkisi. Bilmiyorum. Hani çok şey kullanan bir insan değildim tamam ama böyle hiçbir şey kullanmayınca da aşırı kötü hissettim. Sonucunda görmüş olduk. Neyse bir bunu söyleyecektim. Mini alışveriş videom. Gelelim ikinci konuya. Kitaplardan bahsedeceğim. Geçen vlogda bahsetmiştim. Küçük Mucizeler Dükkanı serisinin ilk kitabını okuyordum. Onu bitirdim. Bence bu korona günlerinde, bu karantina günlerinde okunabilecek hani içinizi ısıtacak kitaplardan bir tanesi. Böyle içinde kötü şeyler olabileceğini biliyorsunuz ama güzel bir yere bağlanacağını tahmin ediyorsunuz hep. Ki öyle de oluyor.
geliyor aslında. Öyle bir kitaptı. Ben eğlendim. Hani tabii ki de hatalar vardı. Şöyle hatalar vardı. Mesela bunu İskender Pala'nın Akşam Yıldızı kitabını okurken de fark ettim. Örneğin kitaptaki karakter bir konuşma yapacak diyelim. Ondan sonra işte halk önünde bir konuşma yapacak. O konuşmanın gelmesini bekliyorsunuz. İşte heyecanlı, acaba nasıl yapacak, nasıl diyecek vesaire. Bir bakıyorsunuz bölüm atlıyor kitapta. Yazar size şunu söylüyor. İşte konuşmayı yaptı, konuşma çok güzeldi, herkesi etkiledi, harika bir konuşmaydı. Şimdi ben okuyucu olarak bir dakika, ben bu konuşmayı bekledim zaten. Bunun gelmesini bekledim. Hani kaç bölümdür okuyorum. Şimdi sen bana sadece güzeldi, muhteşemdi diyerek aslında bu konuşmayı anlatmıyorsun. Aslında kolaya kaçıyorsun. Bence yazarın kolaya kaçması demek oluyor bu, bilmiyorum yani. O kadar edebiyat eleştirisi yapacak bir insan değilim ama ben o şekilde hissediyorum okuyucu olarak. Bu kitapta da aynısı vardı. Mesela işte adamla kadın buluşacaklar, date'e çıkacaklar akşama. Bir bakıyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun, bir sonraki bölüm geliyor. Date çok güzeldi, işte çok iyi vakit geçirdik, yemek yedik falan. Yahu ben bunu bekledim zaten, o kadar çıksınlar diye heveslendim, heyecanlandım. Özellikle böyle romantik konularda işte o an gelsin bekliyorsunuz vesaire. Ben en azından kitapta ya da filmlerde öyle oluyorum, heyecanlanıyorum kendimmişim gibi. Ama bir bakıyorum, yok, yazar bahsetmiyor. Bu kitapta da o vardı ama yine de sıcak bir okumaydı. İkinci kitabını okumak istiyorum aslında ama yine Kindle'a indirmem gerekiyor. Henüz onu indirmedim. Ben de o sırada aslında birkaç gün hiç kitap okumadım. Acaba Almanca kitap okuyayım, hiç Türkçe karıştırmayayım mı dedim. Sonra da böyle kendimi kötü hissettim. Olsun dedim, oraya gene bir kitap sıkıştırayım. Sonra Simyacı'yı okumaya başladım. 180 sayfa falan olması lazım. Ben 60'tayım, böyle yavaş 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 okuyorum. O çoğu insanda bıraktığı hayranlığı daha başlarda anlayabildim aslında. Benimkisi 25. yıl özel baskısı. Yukarıda kaldı kitap, o yüzden gösteremiyorum şu anda ama hem çizimler var içerisinde hem de böyle kalın kapaklı, çok hoş olmuş yani. Kitaba gerçekten gitmiş içeriğine. Aslında böyle çok methedilen kitapları, kitaplar konusunda biraz önyargılı oluyorum ama sanırım ben de bu kitabı sevenlerden olacağım. Aslında daha erken ama bir de bu motivasyon konusunda şunu demek istedim, o aklıma geldi editlerken. Genelde isim vermeyeyim hadi. Bir arkadaşım, normalde çok övdüğüm bir arkadaşım, takdir ettiğim bir arkadaşım ama bu karantina sürecinde aslında dışarıda da gezmeye çok alışkın birisi. Belki de onun etkisi. Şimdi ne gecesi kalmış ne gündüzü kalmış. Bence böyle olmamalı. Yani hani tamam, kameram bana bir takım şakalar yapıyor şu anda. Ne diyordum? İşe gidilsin veya gidilmesin, bence bir düzenin devam etmesi gerekiyor. Böyle sabahları 4'lere 5'lere kadar oturup ondan sonra öğlene kadar yatmak vesaire, işte kahvaltı etmemek, öğün atlamamak, bunlar önemli, uyku önemli, beslenme düzeni önemli. Bence bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Umarım intihara teşebbüs etmeden ben gideyim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu, umarım keyif almışsınızdır. Ben editlerken açıkçası eğlendim, müzikleri koyarken vesaire. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, bay bay.